Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Bu bölümde yine Capture One üzerinden renkler ile ilgili konuşacağız. Çünkü renkleri algılamadan bir fotoğrafı tam anlamıyla düzeltemezsiniz. Renk ile ilgili bilmeniz gereken dört tane ana unsur var. Bir tanesi rengin ısısı, yani sıcaktan soğuğa değiştirebileceğiniz genel yapısı. İki, rengin doygunluğu. Yani diyelim ki kırmızıyı daha kırmızı ya da daha az kırmızı yapmak hatta siyah beyaza kadar götürür. Yani rengin yoğunluğu anlamına da gelir. Üç, rengin ışığı. Bunu rengin isterseniz pozlaması gibi düşünün. Koyulaştırabilir ya da açabilirsiniz. En sonunda da dört, rengin tonu. Rengin tonlarını komple değiştirebiliyorsunuz. Bunu da hue ile yapıyorsunuz. Şimdi İngilizce terimlerini de söyleyeyim ben size. Bir tanesi rengin ısısı dediğimiz white balance, rengin doygunluğu dediğimiz saturation, rengin ışığı dediğimiz iki tür kullanılıyor. Ya luminance olarak geçer ya da lightness olarak geçer. En sonda da rengin tonları hue. Şimdi bu detayları hep beraber bilgisayar başında bir göz gezdirelim isterseniz. Evet sevgili dostlar. Şurada bir ön düzeltmelerini hafif biçimde yaptığım bir kare var. Rengin ısısı white balance dediğimiz burada kelvin ve tint olarak ayrılır. Kelvin ile rengin ısısını artırabilir. Hatta abartabilirsiniz. Ya da soğutabilir abartırsanız maviye doğru döner. Şimdi normalde makina böyle bir renk ısısı, böyle bir beyaz dengesi yakalamış ama zaman zaman artistik sebeplerden dolayı siz bunu soğutmayı ya da ısıtmayı tercih edebilirsiniz. Ben bu soğuk günde bunun renginin ısısını bir parça ben ısıtmayı tercih ediyorum. Tinte gelince tint size yeşile doğru ya da daha böyle macentaya doğru da renkler verebilir. Şurada çok hafif bir oynamayla rengi ısıtacağız dedik ya, ısıtmışım. Dokunmayalım tintine de. Tint olduğu yerde kalsın. Şimdi rengin ısısı daha önce böyleydi. Biz hafif bir artistlik dokunuş ile şuralara getirmeyi tercih ettik. Daha sonra renklerle düzeltmeler yapacağız ama sırayla gitmemiz gerekiyor ise Renklerin nesi var dedik? Doygunluğu. O zaman bu karemizi ele alalım. Bu karede de gerekli düzeltmeleri yap, yapmışız hafif hafif. Ama renklerine hiçbir şekilde do dokunmamışız. Bunun için renklerle oynamak için şurada yukarıda gördüğünüz olimpiyatların üçlüsü <laughs> gibi duran düğmeye basın. Burada Otomatik ayarlamalar da var mesela. Arzu ederseniz bunu direkt olarak Provia ya da Velvia ile daha vivid hale getirirsiniz ama ben bunu şimdi kotoda bırakayım ve kendi tercihlerimi yapayım. Dediğim gibi arzu ederseniz bunun bir parçasını artırabilirsiniz ama biz burada renklerle kendileriyle oynayacağımız için Color Editor'a geleceğiz. Basic olarak renkleri tek tek de düzeltebilirsiniz. Bu şekilde olduğu gibi. Ama ben Advanced'ten renk tonlamalarını tek tek kullanmak istiyorum. Ve şuradaki damlacığın üzerine gelip önce şu kırmızının üzerine gelelim. Şurada gördüğünüz smoothness dediği yani detayı artırıp ya da geniş bırakmak anlamına gelen smoothness. Ben burada sıfır diyeceğim çünkü çevresindeki farklı renkleri de etkilemesini istemiyorum. Doğrudan doğruya benim seçtiğim renkleri etkilemesini istiyorum. Hatta bunu ben birazcık daha kısacağım şu şekilde yapabiliyorum. Ve şimdi buradan hue dediğimiz tonlama, saturasyon. Biz sadece satürasyonla oynayacağız şu anda. Saturasyonu bunun ben bir artıracağım önce kırmızıların. Sonra ikinci düzeltmemizi sarı tonlar üzerinde yapacağız. Aynı şekilde yeniden smoothness'i azaltıp sarı tonları yani yeşil ve kırmızıya hiç dokunmasın daha sarı olan tonların üzerindeki doygunluğumuzu da artıracağız. Şimdi geleceğiz mavinin üzerine dokunacağız. Aynı şekilde mavi yeşile kaçan tarafıyla daha majenteye kaçan tarafını kısacağız. Ve burada da doygunluğunu artıracağız. Ve en sonunda ne kaldı? Şuradaki yeşilimiz kaldı. Yeşilin üzerine geleceğiz. Aynı şeyi yeşil içinde yapacağız. Yeşili burada kısmayacağız. Sonuna kadar getireceğiz. Ama dediğim gibi aralığını azaltacağız ki salt istediğimiz yeşile dokunsun. Ve bu yeşilin de doygunluğunu artıracağız. Ve sadece renklerle oynayarak resmimiz şuradan doygunluklarıyla oynayarak ve do doygunluklarını artırarak artistik bir seçim yapmış olduk ve güzelleştirdik, düzelttik. Evet bu son resimde Geri kalan son iki e, özelliği de kullanarak bu resmi bu fotoğrafta bakayım düzeltme yapmış mıyım? Bakın bu fotoğrafta hiçbir düzeltme yok. Önce hiç ısısayla falan da oynamayacağım. Sadece bir highlight'ını geriye çekeceğim ki detaylar ortaya çıksın diye. Ondan sonra geleceğiz renk bölümüne. Renk bölümünde önce şuradaki karanlığı biraz aydınlatmak istiyorum. Burayı da aynı şekilde açacağım. Smoothness'ını azaltacağım. Lightness dediğimiz ışığı ile oynayacağım ve ışığını artıracağım. Sadece rengin ışığını artırarak gölgedeki ışıkları artırmış olduk. Ama şurada da biraz koyuluk var. Şu yeşil bölümden girelim işin içine. Smoothness. Şurayı tekrar yapalım. Ve ışığını artıralım. Evet. Ondan sonra şimdi gelelim biraz renklerle oynayalım. Mesela şu şu rengi alalım elimize. Bunu biz sadece bu renkle oynayacağımız için bu rengin öncelikle biraz ışığını açarken bu sefer bakın hue dediğimiz renk tonlaması neler yapabiliyor? Bu tarafa doğru çekebiliyorsunuz ya da komple maviye dönüştürebiliyorsunuz. Mavi olmasın, aynı renk olmasın ben bunu iyice bu tarafa doğru rengini çekeyim. Şurada kırmızıyı ele alalım. Kırmızıyı da aynı şekilde biraz azaltalım. Tonlarımız tamamen o istediğimiz içindeki kırmızıyla ilgili olsun. Bu sefer bunu birazcık koyulaştıralım kırmızıları. Bakalım kırmızıya ne yapabiliyoruz? Ya komple mora doğru çalabiliyoruz ya da komple Sarıya doğru döndürdük. Yani portakal rengine doğru döndürdük. Biz bunu morlaştıralım. Buradaki mora biraz uyum sağlasın. Ondan sonra şu yeşilin üzerine gelelim. Yeşilde de aynı şeyi yapalım sevgili dostlar. Yeşilde de smoothness'i artıralım. Daha böyle yeşile ne sarıya fazla kaçsın ne de maviye fazla kaçsın. Yeşilleri de burada birazcık ışığını artırırken... Bakalım yeşilde neler oluyormuş? Sağa çekersek çok koyu yeşil oluyor. Sola çekersek de sarıya doğru dönüyor. Hadi bunu da sarı yapalım. Değişiklik olsun. Başka oynayacağımız renk kaldı mı? Aslında maviler kaldı. Şu maviye gelelim. Smoothness'ini iyice azaltalım. Buradan ve buradan biraz daha azaltalım. Daha net olsun. Bakın maviyi sağa doğru çekersek tonlaması ne yapıyormuş? Bu tarafa doğru çekiyormuş. Yoksa bu Evet biz bunu da bu tarafa çekelim ve sevgili dostlar karemiz buradan sadece renklerle oynayarak bu hale getirdik. Yani sizin de fark ettiğiniz gibi renklerle renkleri doğru algılar isek ve doğru oynar isek çok güçlü bir silah var elimizde. Yani fotoğraf düzeltmek sadece şuradaki ee, ...exposure, işte ne bileyim ben gölge falan filan değil. Ki bu, buradaki ayarlar da aslında renklere e, etkiliyor. Direkt re renklere komuta veriyor, komut veriyor. Ama renklerle daha net bir şeyimiz var. Şimdi bu fotoğrafa son bir dokunuş yapmak istersek... ...birazcık kontrastını artırarak... ...brightness'ini bir parça kısacağız. Gölgede birazcık artırım yap... ...fazla değil, birazcık artırım yapacağız. Biraz siyahını alacağız. En sonunda da biraz clarity ilave ederek son halini görelim. Buradan buraya getirdik fotoğrafı. Sevgili dostlar, bu da Capture One'ın aslında bu, bu verdiğim bilgiler bütün e, programlar için geçerli. Yani Adobe Lightroom Classic'te de çalışıyorsanız, Photoshop'ta da çalışıyorsanız ya da herhangi başka bir programda da çalışıyorsanız bu bilgiler yani Capture One 1, 2 ve 3'te verdiğim bilgiler ...bütün programlar için geçerli. Gerek global düzeltmeye gerek lokal maskeleme ile düzeltme... ...gerek renklerle e, oynamayı düzeltme e, bütün programlar için geçerli. Önümüzdeki programda bir fotoğrafın baştan sona sizinle beraber işlemesini ele alacağız. Ve size bu üç içerikte anlattığım bütün teknikleri de uygulayarak... ...böyle flat dediğimiz düz bir fotoğrafa... Çok ciddi anlamda çok güzel bir de, e, üç boyut ve derinlik katacağız. Renkleriyle oynayacağız, parlatacağız ve çok güzel bir fotoğraf haline getireceğiz. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiş ve sizlere değer katmıştır. Sevgili dostlar, beğenme butonunu hak ediyorsa şu anda tam zamandır lütfen beğenme butonuna basın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ki fotoğraf çekme ailesini hep beraber büyütelim. Ve bu içerikleri daha geniş kitlelere, daha süratli bir biçimde yayalım sizlerin yardımıyla. Sevgili dostlar, söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay bugünlükte bu kadar.